Bu taşımızı da 40 dereli kırsal alanda bulduk. Doğa yürüyüşü esnasında. Zaten bu bölgede daha önce iki çeşit göktaşı bulmuştuk ve bunları da sertifikayla tespitlemiştik. Yine çok değerli Profesör Doktor Sayın Murat Atıkbolu hocamızın tavsiyesiyle bunu da Kanada'ya gönderdik analiz için. Ve burada dünyaca kabul görmüş ve en iyi laboratuvarlardan birisi olan ALS laboratuvarlarını da analiz ettirdik. Bu taşımızda da 44 tane element olduğu tespit edildi. Hatta göktaşı sertifikası aldığımız taşlardan, sertifikalardan oran olarak daha yüksek miktarda olduğu tespit edildi. İçinde yine uranyum, toryum, sezyum ve doğada da bulunmayan bir element galyum mevcut. Yüksek oranda mevcut. Bununla ilgili de arayış içine geçtik. Tabii hocam yine bize tavsiyede bulundu görüşmelerimizde. Bunu element bazında Avrupa'da değerinde değerlendirebileceğimizi de kendisi söyledi. Bununla ilgili de işte gördüğünüz gibi taşımızın arka tarafı mıknatısa tamamen duyarlı. Diğer tarafı yeşil, daha farklı bir yapıya sahip. Ama yanık izleri olduğu belli oluyor. Şu tarafında özellikle de sarı sarı parçacıklar var. Hani belki taşımızın içerisinde daha çok kırdığımız zaman bunlar daha fazla olacak. Bunun da altın olduğunu düşünüyoruz. Bu tabii ki daha sonra kırdığımız bir bölge. Bunun analizini falan almadık. Taşımızın bu bölgesi olduğu gibi mıknatısa duyarlı. Şöyle gördüğünüz gibi tutuyor zaten. Arka tarafı da yeşil. Değerli olduğunu düşünüyoruz. Buna tabii ki eğer gerçek alıcısı çıkarsa bunu da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bunları da zaten yani büyük taşımızın olduğu yerde bulduk. Mıknatıs tutan tarafıyla aynı özelliğe sahip. Şöyle mesela bunlar tamamen mıknatısa dayalı, duyarlı her tarafı. İşte gördüğünüz gibi parçacık halde de var. Tabii aynı alanda 400-500 metre karelik metre alana yayılmış şekildedir bunlar. Parçalı bir şekilde bulduk. Bunlar tamamen mıknatısa duyarlı. Büyük taşımızda aynı özelliklere sahip olan taşlarımız. Şöyle